Kendini bilce bileli farklı hissediyordu. Sanki diğer insanlarla arasında bir perde vardı. Öyle ki bazen anne ve babası onu duymuyor, görmüyordu. Oysa ki o hiç kimsenin görmediklerini görüyor, duymadıklarını duyuyordu. Ve ne zaman kendini ifade etmeye çalışsa azarlanıyor, belki de dövülüyordu. Yani yok sayılıyordu ve yok sayılmak isteniyordu. Adeta ona diyorlardı ki, yok ol, gözden kaybol. Sen değerli değilsin. Fakat bu durum giderek artıyordu. Büyüdükçe, yaş aldıkça ailesiyle arasındaki uçurumun daha da çoğaldığını, büyüdüğünü hissediyordu. Belki eskisi gibi değildi artık. Özel şeyler hissetmiyordu ama düşünceleri, hayata bakışı çok farklıydı. Babası gibi olmayacağına karar vermişti. Ve annesi gibi yapmayacağına. Zaman zaman onlardan nefret ediyor. Hatta yani kimseye söylemeyin ama bazen onların ölmesini istiyordu. Anne ve babasını zaman zaman bir canavar gibi görüyordu. Babası kesin olarak bir yalancı ve düzenbazdı. Annesi de onun her yaptığını onaylayan ve babasından başka kimseyi sevmeyen bir kadın. Yani annesi onu sevmemişti. Neden bu dünyaya gelmişti ki? Neden yaşıyordu? İşte o zaman bir karar vermesi gerekecekti. Yaşamak mı her şeye rağmen, yoksa ölmek mi? Evet, bazen ölmek istiyordu. Yok olmak, kaybolmak, kaçmak. Ve anne ve babasını bu şekilde cezalandırmak istiyordu. Ama bunu denemeye cesareti olmamıştı. Düşünmüştü birçok kez. Bazen ise tam tersine inadına yaşamak istiyordu. Ve onlara kim olduğunu göstermek. Nasıl yaşanacağını, nasıl para kazanılacağını, nasıl hayatta durulacağını, nasıl insanları seveceğini ve sevileceğini göstermek. İşte o zamanlarda iki duygu arasında gidip geliyordu. Nefret ve intikam mı, yoksa sevgi ve paylaşmak mı? Çünkü bazen dünyayı sevgi dolu bir yer olarak görüyordu ve ait hissediyordu. Bazense tam tersi. Dünya tıpkı anne ve babası gibi acımasız bir yerdi. Şiddet doluydu, öfke doluydu. Çirkindi, sevgisizdi. Ve bu iki duygu, iki uç, iki düşünce arasında gidip gelen bir yetişkinlik hayatı başladı. Başlarda iyi gidiyordu. Çok iyi bir iş kurmuştu, başarmıştı. Babasına ve annesine rağmen. Güzel paralar kazanmış, harika bir çevreye girmişti. Fakat işte tam da o sırada birden hissizleşmeye, halsizleşmeye başladı.
Eli ayağı tutmuyordu. Sanki nefes almakta zorlanıyordu. Ve giderek tüten düşmeye başladı. İşte tam o anda yatağa düştü. İşini de yapamıyordu artık. Para da kazanamıyordu. Ve yine ailesine muhtaç kalmıştı. Fakat bir farkla, bu defa evliydi ve çocukları vardı. Çocukları küçüktü elbette ama yine de ona bakabilirlerdi. Ve karısı da aynı şekilde. Nitekim öyle oldu ama hayat ona bir türlü gülmüyordu. Sağlığı hep kötüye gitti. Yıllarca devam etti bu. Sonra bir gün sağlığı iyi gitmeye başladı. Yeniden kendini güçlü hissetti. Bu sırada üstelik evde geçirdiği o sessiz ve yalnız zamanlarda kendini daha da güçlü hissetmeye başlamıştı yani içsel olarak. Bir rehberi vardı. Ve ona yardım ediyordu, onu koruyordu. İlginç rüyalar görüyordu. Bazen bunlar rüya değildi. Sesler duyuyordu. Dost sesler. Ve dayan diyorlardı ona. Başaracaksın, devam et. Ve bunlar giderek arttı. Zaman zaman azalıyordu ama zaman zaman da çoğalıyordu. Ve anne ve babasıyla da görüşmüyordu. Öyle ki giderek kendinin çok özel biri olduğuna inanmaya başlamıştı. Yani hastalanması ve böyle sesler duyması, rehberini bulması bunlar tesadüf olamazdı. O farklı biriydi. O bu hayata herkes gibi çalışmak, üretmek, sıradan bir anne baba olmak için gelmemişti, belliydi. Özel biriydi. Ve görüntüler, rüyalar gittikçe enteresanlaşmaya başladı. Duyduğu sesler de öyle. Sonra bir gün, yıllar sonra bir gün, sokağa yığılıverdi. Kalbi çalışmıyordu. Ve onu hayata çok zor döndürdüler. Bu sırada yine bilinci kapanmıştı ve aylarca yatakta kalmıştı. Ve işte o günlerde yine sesler, rüyalar, görüntüler geliyordu. Ona özel biri olduğunu anlatıyorlardı. Farklı biri olduğunu, sırada olmadığını. O da giderek buna daha çok inandı. Ve iki uç arasında çocukluğundan beri olduğu gibi gidip gelmeye devam ediyordu. Bazen hayata karşı çok güçlü bir nefret ve öfke, bazen de sevgi, hoşgörü, anlayış. Bu ikisi arasında gidip geliyordu ama hala kendinin özel biri olduğuna inanıyordu. O bu dünyaya ait değildi büyük ihtimalle. O yüzden bu dünyaya uyum sağlayamıyordu. Hayat ona sen çalışma diyordu, üretme, sıradan biri olma. Sen otur bir köşende, bize kulak ver ve giderek düşünceleriyle insanları, olayları kontrol edebileceğine inanmaya başladı. O yüzden artık bir köşesinde oturuyordu. Nasılsa hayat bir şekilde ona para da, ekmek de, sevgi de getiriyordu. Fakat bu iki uç arasında gidip geldiği gibi sağlığı da iki uç arasında sürekli gidip geliyordu. Bir zaman geliyordu kendini çok güçlü hissediyordu. Bir zaman geliyordu dermansız, halsiz ve yine hastane köşelerinde. Ve kendinin giderek özel biri olduğuna daha çok inanıyordu.
insanları ve hayatı kontrol edebildiğine inanmıştı. Özel biriydi, sıradan değildi, farklıydı, buraya ait değildi. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir farkındalık konuşmasıdır, bir katarsistir. Kendini özel hissetme, farklı hissetme çocukluk travmalarımızla alakalıdır. Ve 7. çakradaki bir dengesizliğe neden olur. Ve bu 7. çakradaki dengesizlik kişiyi iki uç arasında savurur. Burada bahsettiğim öfke ve sevgi arasında ve bu aynı zamanda fiziksel olarak ve kalp sorunları, tansiyon sorunları gibi çok ciddi hastalıklara sebep olur. Dediğim gibi bu bir farkındalık konuşmasıdır. İlginize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.